Selamlar millet, yepyeni bir kategorimiz daha var. Mit ya da gerçek. İsminden de anlaşılacağı gibi gerçek mi yoksa mit mi? İlk denememiz pas üzerinden olacak. Herkes görmüştü, bu sosyal medyada vardı ya, eski bir arabanın tamponu deli gibi paslanmış. Onu böyle kolayı döküyordu, adam hiçbir şey yapmadan sadece şöyle siliyordu, tertemiz oluyordu ya. Bu bir mit mi, gerçek mi? İlk deneyle başlayalım. Ben de merak ediyorum açıkçası. Pas çıkartma özelliğini deneyeceğiz konunun. Herhangi bir marka göstermeyeceğim çünkü kafaları karıştırabilir. Hiç vakit kaybetmeden şöyle kolamızı açıyorum, bardağımıza döküyorum. Hatta kol olduğunu deneyebilmek adına biraz içiyorum. Gayet kola. Malzememizi içine atıyorum. Hemen tepkime girdi vallahi. Bu malzemenin ortalama bir gece beklemesi gerektiği söyleniyor. Bunu şimdi böyle dinlenmeye bırakalım. Yarın bakalım ne sonuç elde edeceğiz, göreceğiz. Tam 24 saat geçti. Şimdi kolanın içinden çıkartalım bakalım durum ne. Reçeteyle silelim bakalım. Herhangi bir değişiklik var mı? Hala paslar duruyor. Yani şöyle söyleyebilirim. %10 yüzde maksimum 20 yani pasları geçirmiş. Dolayısıyla buna mit diyoruz. Çünkü normalde pasları gittiğinde aynı böyle olması gerekiyor. Bu şekilde yapmak isterseniz hemen info bölümünde videoyu bırakıyorum. Pas nasıl sökülür diye. O videoya bakıp aynı böyle çözüm üretebilirsiniz. Üzgünüm, kolayla pas çıkartmak mit. İkinci iddia ise kolanın yağı çıkarttığı. Yani elbiselerimiz üzerine yağ geldiği zaman hiç uğraşmayın diyorlar. Kolayı dökün üstüne, biraz kurutun, at çamaşır makinesine, yıkansın, yağlardan eser kalmadı. Bilmiyorum gerçek mi yoksa mit mi? Hemen denemeye geçelim. Şimdi böyle bir tane bir kumaş parçası buldum. Bunun üzerine yağımızı dökeceğiz bir miktar. Sonra üzerine kolayı dökeceğiz. Üzerinde kurumasını beklememek için tabii ki fön makinesiyle iyice kurutacağım. Çamaşır makinesine atacağız. Ve bakacağız. Harbiden yağlar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yağımızı dökelim. Şöyle biraz da yedirelim. Kolamızdan şöyle bir dökelim. Enteresan bir şekilde çekmiyor bile. Oo, hidrofobik bir hale geldi. Emmiyor. Sonra kurtalım bakalım. Şu an gayet iyi kurudu ama şu haldeki bir lekeyi bilmiyorum çıkartır mı ya. Hemen bunu götürelim. Bir yıkayalım bakalım çamaşır makinesinde. Sonuç ne olacak? Söyleyecek bir şey bulamıyorum çünkü çıkmışa benziyor. Çok enteresan. Yemin ederim bundan çok emindim mit çıkacaktı ama bir de kurutalım. Bakalım hani ince bir leke kalmış mı kalmamış mı onu da görelim. Vallahi bundan çok mutluydum ya, bu mit çıkardı yani. Ne diyeceğimi biliyor musun? Cidden kola çıkartıyormuş. O zaman gerçek. Cidden çıkarttı ya. Vallahi hiç beklemiyordum. Üçüncü iddia midemizle alakalı. Yani beni çok tatmin etmese de denemekte fayda var. Diyorlar ya, çok kola içerseniz mideniz delinir. O delinen taraftan da kolalar akar falan. Bilmiyorum, bana çok inandırıcı gelmedi. Ama denemekte fayda var. Hemen onu da denemeye geçelim. Evet gençler, elimizde bir tane bardak. Bir miktar tavuk. Bunu midemiz olarak düşünebiliriz. Ve tabii ki kola var. Şöyle mide numunemizi aldık, içine attık. Kolamızı da şöyle içine sallayalım. Bir miktarı dışarıda kalsın ki eriyip, daha doğrusu bir şeyler oluştu mu oluşmadı mı, karardı mı kararmayacak mı, en azından onu görmüş oluruz. Şöyle kenarda beklesin bakalım. Midemize neler oluyormuş göreceğiz. Tam 2 saat 25 26 dakika falan geçti. Tavuğumu alıyorum. Kolanın rengi değişti. O bir gerçek. Değişik, yeşilimsi bir renge döndü yani. Şöyle etimize bakıyorum. Etin üzeri hafif kahverengileşmiş ama nasıl diyeyim?
kolanın rengi geçmiş sadece. Sanki böyle boyası geçmiş gibi diyebilirim. Ama genel olarak ette herhangi bir çürüme, herhangi bir deformasyon, onun gibi bir şey söz konusu bile değil. O yüzden kola mideyi eritir iddiası da mitten öte değil. Dördüncü iddia ise bütün temizlikle ilgili ham maddelerinizi atın diyorlar. İşte çamaşır suyunu, yer temizleme malzemelerinizi hepsini atın. Sadece 2,5 ya da sallıyorum 1 litrelik kol alın. Onunla temizleyin diyorlar. Hemen onunla deneyelim. Cam, lavabo, yerler gibi şeyleri temizlediği iddia ediyordu ya. Burada bir deneyelim bakalım. Bu alan tam onun için ideal bir alan. Kolamızı açıyoruz. Şöyle bir miktar dökelim bakalım. Tepkimesi ne olacak? İşe yarasa bile şöyle bir durum var. Yani burası şekerli olacak ya. Bilmiyorum ne kadar mantıklı ama. İzleyelim bakalım neler olacak. Köpürmeye başladı. Sanki işe yarayacak gibi gözüküyor. Şöyle bir iki dakika bekleyelim bakalım. Çıkarmıyor değil. Attı. Evet. Sanki mit değil gibi. Fena değil. Kitten çıkartıyor. Çok iyi değil ama şöyle biraz bastırınca beyazladı valla. Bu iddia mit değil. Kesinlikle gerçek. Son olaraksa yanmış tencerelerinizi ilk günkü gibi yapar diyordu bir makalede. Cidden bu doğruysa yer yerinden oynar. Hiç vakit kaybetmeden bunu da deneyelim. Geldik kararmış tavaları çözecek dediği iddiaya. Gördüğünüz gibi buraları bayağı bir artık kullanımından kaynaklı kararmış. Kolayı bir miktar süngere emdirdikten sonra şöyle birkaç defa sürttüğümüzde pırıl pırıl ilk günkü gibi haline getiriyormuş. Bir deneyelim bakalım. Çıkartmadı değil şimdi. Yalan söylemeyeceğim de. Ama bembeyaz. Böyle pasparlak gümüş rengi de olmadı yani. Şuraya çalışsak iyi olacak. Yok. Aksini kararttı ya. Yok. Kesinlikle yanlış. Yok. Üzgünüm ama bu da mit çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kola iddiası mit çıktı. 3 tane mit, 2 tane gerçeği böyle pataklaya pataklaya dövdü. Açıkçası gerçeklerin olacağını hiç tahmin etmiyordum. Yani yağ çözmesi veyahut da yerleri temizlemesi bana göre mit olur diye düşünüyordum ama beni de şaşırttı. İşe yarıyormuş. Bence güncel hayatınızda da kullanabilirsiniz. Yani bu da sizin için ufak bir hediye olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Oraya basıp abone olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videolar için takipte kalmayı unutmayın. Aklınıza gelen Fatih bunun miti ya da gerçeği olur dediğiniz bir fikriniz varsa onu da aşağıya belirtin. Onu belki haftaya yapabiliriz. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.